TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. 2020 liselere geçiş sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Binlerce öğrenci sınavda ter döktü. Bursa'da da 50 bin öğrencinin yarıştığı liselere geçiş sınavının son ermesiyle öğrenciler derin bir nefes aldı. Sosyal mesafeli ve maskeli gerçekleştirilen sınavda pandeminin etkileri ne oldu? Bugün programımızda bu konuyu masaya yatıracağız. Konuğumuz Bahçeşehir Koleji Bursa Modern Kampüsü Müdür Yardımcısı Hicran Temiz olacak. Kendisi Skype bağlantımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar İrem Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz umarım. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Az önce belirttiğim gibi pandemi dönemindeki LGS sınavı geride kaldı. Öğrenciler sınava girdiler ve sosyal mesafeli ve maskeli olarak uygulandı bu sınav diğerlerinden farklı olarak. Bu sınavı konuşacağız bugün sizlerle ama öncelikle gözlemlerinizden başlayalım istiyorum. Nasıl değerlendirirsiniz bu sınavı? Şimdi yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin katıldığı LGS sınavını geride bıraktık. Tabii koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl geçen yıllardan farklı önlemler alındı. Hem öğrencilerin hem öğretmenlerin hem de toplum sağlığını korumaya yönelik hem Sağlık Bakanlığı'nın öngörüsüyle hem Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararlar çerçevesinde hijyen kuralları, sağlık kuralları çerçevesinde farklı önlemler alındı. Pek çok kriter gündeme geldi. Biz de bu hazırlıklarımızı kampüslerimizde yaptık. Binalar günler öncesinden, sınav salonları günler öncesinden bu hazırlıklar tamamlandı. Sıkça Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuda kontrollere tabi tutulduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde sağlık ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak maske kullanımından sosyal mesafeye kadar çocuklarımız hijyen koridorlarından geçerek sınav salonlarına alındılar. Sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde sınavı yürüttüğümüzü ben düşünüyorum. Tabii biz sınav öncesi de çocuklarımıza bunu söyledik. Siz merak etmeyin, biz gerekli tüm tedbirleri, önlemleri aldık. Siz sadece sınava odaklanın. Güvenli bir şekilde sınavımıza gireceksiniz. Sorularınıza odaklanacaksınız dedik. Ve bu şekilde de atlattık sınavımızı. Söylediğiniz gibi aslında çocukların düşünmesi gereken tek şey tamamen sınavdı. Evet, bir pandemiyle karşı karşıyayız, koronayla mücadele ediyoruz ama onların tabii ki de öncelikli olarak o soruları rahat ve stressiz bir ortamda çözmesi öncelikleriydi. Tabii ki de sıkıntılı bir süreçten de geçti aslında öğrenciler. Çünkü eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamladılar. 8. sınıfı bu şekilde tamamladılar ve sınava da bu şekilde hazırlandılar. Psikolojik olarak nasıl etkilendi öğrenciler bu pandemi sürecinden, hazırlık aşamasında neler yaşadılar ve tabii ki de sizin onlar üzerinde çalışmalarınız neler oldu, onları bu sınava hazırlanırken nasıl rahatlattınız psikolojik açıdan? Şimdi tabii ki pandemi sürecinin hayatımızın her alanına etkisi olduğu gibi eğitime de etkisi oldu. Belki de dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde eğitimde böyle bir acil durum planı almak gibi bir düşünce yoktu. Dolayısıyla bu zor, sancılı süreçte akademik anlamda belki ciddi bir hazırlık süreci yaşandı zaten. Biz bütün programımızı 3 ay boyunca uzaktan eğitim süreci içerisinde entegre ettik. Bu süreçte dijital altyapısı zaten yeterli olan eğitim öğretim programlarını teknolojiyle birleştiren kurumlar ciddi anlamda bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirdiler ki biz de bu süreci iyi verimli şekilde geçiren kurumlardan biri olduk ama dediğiniz gibi en çok etkileyen, çocukları en çok etkileyen, bizleri de velileri de bu anlamda zorlayan belki işin psikososyal boyutu oldu. Evde bu süreci yönetmek çok zor oldu. Aileler bu süreçte fazlaca çocuklarıyla bir arada oldular ve aynı zamanda ergenlik dönemiyle de birlikte yürütülen bir süreç olduğu için LGS süreci. Bu anlamda zorluklara belki çok yakinen tanık oldular. Biz mümkün olduğunca çocuklarımızla uzaktan eğitimde rehber öğretmenlerimiz de bir araya geldiler. Onları psikolojik olarak destekledik. Aynı zamanda veli seminerleri yaptık. Anne babalarla bir araya geldik. Bu süreçte çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Hassas ve aslında dengelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreçti. Bu konuda mümkün olduğunca destek olmaya çalıştık.
Şunu gördük, gerçekten akademik anlamda zaten hazırlanmaları gereken süre son derece yeterliydi. Biliyorsunuz sadece birinci dönem müfredatını ve konularını kapsayan, kazanımlarını kapsayan sorulardan sınav oldu çocuklar. Bu anlamda avantajlılardı ama bu yaşadığımız zor sürecin yansıyan stres, kaygı gibi boyutu çocuklarımızı da bizi de bu anlamda süreci onlara adapte olma açısından biraz daha fazla emek ve enerji harcamamızı sağladı. Sizin de söylediğiniz gibi hocam aslında çocuklar için avantajlı bir durum vardı. Çünkü müfredat birinci dönem konularıyla sınırlandırılmıştı. Peki bu nasıl yansıdı sorulara? Soruların kolaylık ve zorluk derecesi nasıldı? Sınav sonrasında öğrencilerden sorular hakkında nasıl geri dönüşler aldınız? Şimdi tabii ki soruların zorluk kolaylık seviyeleri belli kriterlere göre oluşuyor. Belli puanlamalarla oluşuyor. Biz sözel bölümden sonra çocuklar sınavdan çıktıktan sonra yüzlerinin güldüğünü gördük. Ama sayısal bölümden sonra aynı ifadeyle çıkmadılar açıkçası. Ama Türkiye genelinde baktığımızda isterseniz tek tek şöyle bir dersler genelinde değerlendirme yapalım, sonra bir genel değerlendirme yapalım. Şimdi sözel bölümde özellikle Türkçe soruları, Milli Eğitim her ay örnek sorular yayınladı. Bu sene biraz daha avantajlıydı çocuklar. Binlerce örnek soruyla karşılaşma şansı yakaladılar. Dolayısıyla bu örnek sorularla bolca tekrar yapma şansı buldular. Türkçe soruları her ay yayınlanan bu örnek sorulara son derece paraleldi. Sözel mantık becerisine dayanan yeni nesil dediğimiz sorularla karşılaştılar çocuklar. Dikkat ve aslında üst düzey düşünme becerilerini ölçen sorular vardı. Şimdi bizim bu sene birkaç senedir LGS sürecinde 3 senedir lügatımıza giren bir yeni nesil sorular kavramı oldu biliyorsunuz İrem Hanım. Bu tarz sorular aslında ezberden uzak sadece bilgiyi alan değil anlayan farklı alanlara aktarabilen analiz, sentez, yorumlama becerisine sahip çocukların yapabileceği sorular. Dolayısıyla Türkçe soruları biraz böyleydi. İnkılap tarihi soruları yine uzun paragraflardan oluşuyordu ama yanıtların açık ve net olduğu, çocukların kolaylıkla cevaba ulaşabileceği sorulardan oluşuyordu. İngilizce de keza öyle. Geçmiş yıllara nazaran özellikle MEB'in yayınladığı örnek sorularla karşılaştırdığımızda zorluk seviyesi biraz daha düşük sorulardı. Din de genelde yorumlama ve çıkarıma dayanan sorulardı ama sayısal alana geldiğimizde feni tabii dışarıda tutabiliriz. Yine örnek sorular mantığıyla paralellik gösteren sorular söz konusuydu. Çok zorlayıcı olmadı. Anlaşılır metinler vardı. Yine okuma, anlama ve çıkarım yapma becerilerine dayalı sorular vardı. Geçmiş yıllara göre biraz daha kolay olduğunu söyleyebiliriz ama matematikte özellikle somutlaştırma yönteminin çok kullanıldığı, şablonların, şemaların, grafiklerin olduğu soruları ağırlıktaydı. Matematik okuryazarlığı dediğimiz bir husus vardır. Ona çok dayanan sorular vardı. Yani özetle aslında yine üst düzey düşünsel beceriler gerektiren sorular vardı. İşlem adımları çok fazlaydı. Özellikle işlem adımları çok fazla olduğu için biz çocuklarımızın dikkat ve zaman konusunda özellikle sıkıntı yaşadıklarına tanık olduk. Enteresan bir şekilde matematik sorularının yarısı zor, yarısı kolay ve orta düzeyde sorulardan oluşuyordu. Ama genel anlamda sınava baktığımızda matematiğin zorlayıcılığı her sene böyledir. Zaten genelde LGS sınavında 3 yıldır uygulanıyor. Daha önce TEOG dönemine baktığımızda da belki aynı şey söz konusuydu. Matematik ortalamasının, Türkiye ortalamasının zaten çok düşük olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 4-4,5 net civarıdır genelde Türkiye ortalaması. Ha yine bu senede öngörümüz buna uygun olacağı yönünde. Zorluk düzeyi geçmiş yıllardan, genel anlamda sınavın zorluk düzeyi geçmiş yıllardan çok farklı değildi. Ama işte başka faktörler, belki uzaktan bu sürece hazırlanıyor olmak, belki beklenti de biraz etkili oldu. O anlamda matematik zorladı çocuklarımız. Ama şunu gördük İrem Hanım, ben bunun özellikle altını çizmek istiyorum devamında. Okuma becerilerinin, kitap okumanın bu sınavlarda ne kadar etkili olduğunu gördük, evet. Aynen öyle. Okumanın kazandırdı. Araya gireceğim. Bu da aslında yeni nesil sorular dediğimiz kavramla beraber de aslında kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü soruları çözerken sizin de az önce belirttiğiniz gibi sadece bilmek yetmiyor. Bunu anlamak ve analiz yapmak da önemli bu noktada. Ve tabii burada da kitap okumanın, anlamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Aynen öyle. Kitap okumanın kazandırdığı becerilerin çok değerli olduğunu
Çocuklarımıza biz zaten hep hatırlatıyorduk ama bu sınavla tekrar yaşamış oldular. Belki bizi dinleyen seneye sınava girecek olan, hazırlanacak olan 7. sınıf ya da 6. sınıf öğrencileri varsa her neyse. Bunun önemini bir kez daha belirtmiş olalım. Zaman varken bu alışkanlığı kazanmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, soruları da değerlendirmiş olduk. Her yıl olduğu gibi aslında yine matematiğin birazcık zorlayıcı olduğunu söylediniz. Ve tabii öğrencilerin avantajınaydı aslında bu pandemi sürecindeki LGS. Çünkü sadece birinci dönem müfredatından sorularla karşılaştılar. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da örnek sorular yayınladı birçok kez. Ve bunlar da öğrencilerin avantajını oldu bu yıl. Peki başarı noktasını da soralım. Pandemi süreci öğrencilerin başarısını ne derecede etkileyecek? 16 Temmuz'da sonuçların açıklanacağını biliyoruz. Başarı durumu ne olacak peki? Şimdi tabii ki bu bir puan sınavı değil. Çocuklar netlerini gördüler. Bugün kitapçıkları da biz çocuklarımıza ulaştırdık. Zaten ilk gün sınav yapıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı soruları ve yanıtları yayınladı. Bugün de kitapçıkları üzerinde yaptıkları işlemleri gördüler. Hatalarını, doğrularını, yanlışlarını gördüler. Bu puan hesaplama yollarına girdiler ama dediğim gibi bu bir puan sınavı değil. Bu bir net sınavı değil, bu bir sıralama sınavı. Biz sınavdan sonra açıklanan sonuçlarla çocukların yüzdelik dilimlerini, Türkiye genelinde ve il genelinde başarı sıralarını görüyoruz. Dolayısıyla başarıyı da böyle değerlendiriyoruz. Açıkçası burada yorum yapabilmek için Türkiye geneli tabloyu görmek lazım. Şimdi şöyle bir örnek verebiliriz. Bu sene biliyorsunuz 600 bin fazla öğrenci, geçen seneye göre 600 bin fazla öğrenci sınava girdi. Geçen sene 1 milyon civarındaydı. Bu sene 1 milyon 600 bin civarında. Bu 4 artı 4 artı 4 sistemin de getirdiği o küçük yaştaki çocuklar da sınava girdi. Dolayısıyla kontenjanlarda bir artış var geçen seneye göre. Yaklaşık %53 gibi bir artış var ama bunun yanında sınava gelen sayısında da bir artış var. Şimdi bu 600 bin kişinin kapasitesini, başarısını da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu sene, geçen sene %1'lik dilimdeyken ilk 10 binde olan öğrenci, belki bu sene %1'lik dilimdeyken ilk 16 binde olacak bu fazla sayıdan dolayı. Dolayısıyla Türkiye geneli tabloyu görmemiz lazım bir başarı ya da başarısızlıktan söz edebilmek için genel anlamda çocuklarımıza yönelik. Ama biraz önce de söyledim İrem Hanım, akademik anlamda ben çocukların gerçekten, biz kendi kurumumuzda da bunu gördük ve yaşadık, pek çok yönden destekledik çocuklarımızı. Akademik yönden eğer ciddi bir çalışma alışkanlıkları varsa, bu sınava zaman ve enerji, emek harcadılarsa gerektiği kadar, çok da eksik de girdiklerini düşünmüyorum. İşin diğer zorlayıcı boyutu, psikolojik boyutu, işte sosyal ortamlara çok giremediler, dört duvar arasında kaldılar, evde okulu yaşadılar, belki ailelerle çatışmalar oldu, belki aileler bu süreci de, çünkü onların rehberliği ve doğru yönlendirmesi de gerçekten çok önemliydi. Bazen çocuklar ihtiyaçlarını farklı yollarla ifade edebiliyorlar. Bizlerin de ebeveyn olarak her zaman niyeti iyi oluyor ama tutum ve davranışlarımızın her zaman bu niyetle uyuşmadığını görüyoruz. Bugün sabah da yine bir velimizle görüşüyorken aynı şeyi söyledim. Evet, niyetimiz gerçekten iyi ama tutum ve davranışlarımız, çocuğumuza yansıttığımız tutum ve davranışlarımız da çok önemli. Tabii ev içerisinde bunları yaşıyor olmak, çocuğu mutlaka etkilenen çocuklarımız olmuştur diye düşünüyorum. Ama sınav sonrasında tabii genel tabloda bu değerlendirmeyi daha net görmüş olacağız. Evet hocam, LGS'nin ve pandemi sürecinin öğrenciler üzerindeki etkilerini konuşurken şunu da sormak istiyorum. Programımızın başında da aslında vurguladık. Sosyal mesafeli ve maskeli bir sınav geçirdi öğrenciler. Bu noktada alınan tedbirlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Bu tedbirlere ne kadar uyuldu? Sizin gözlemleriniz neydi sınav üzerinden? Şimdi Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un, Sayın Ziya Selçuk'un da açıkladığı gibi aslında Türkiye genelinde güvenli ve sağlıklı bir şekilde sınavı atlattığımızı söyledi. Ben kendi kurumlarımız açısından bakarsam evet, son derece kurallara uyarak, belirlenen hijyen ve sağlık kurallarına uyarak, maske takarak, sosyal mesafeyi koruyarak çocuklarımız sınava girdiler ama medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye genelinde okul dışında bahçelerde kalabalıkların ve yığılmaların olduğu söylendi. Tabii kurallara uyup uymamak bir tercih meselesidir ama burada bir kişinin ihmali pek çok kişiyi etkileyeceği için kaygı oluştu belki. Ben yine de dışarıdaki ihmaller, kişilerin ihmalleri ne olursa olsun içeride sınav salonlarında sınav komisyonlarının gerekli tedbirleri aldığını,
gerekli hijyen, sağlık kurallarına uygun hareket ettiğini, çocukların güvenliği açısından ne gerekiyorsa yaptıklarını düşünüyorum dışarıdaki tabloları bir kenara bırakarak. Evet, sizin de söylediğiniz gibi yurdun maalesef bazı bölümlerinden kurallara tam olarak uyulmadığı ve kalabalıkların olduğunu görmüştük. Ama sizin de söylediğiniz gibi Bursa'da çok da bu manzaralara rastlamadık aslında. Tamamen tedbirlere, mesafe ve maske kuralına uyarak bir sınav geçirdi öğrenciler. Tabii evet. Burada velilerin görüşünü de merak ediyorum. Onlardan nasıl geri dönüşler aldınız? Çünkü 1 milyon 600 bin öğrencinin bu sınava girdiğinden bahsediyoruz, onu konuşuyoruz. Oldukça riskli bir durum aslında. Çünkü çocuklar aylarca evlerinden çıkamadılar. Onlara yapılan bir uygulama vardı. Sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Evlerinden dışarı çıkamadılar aylarca ama sınav için tekrar kalabalık ortamlara girdiler. Veliler riskli buldu mu bu durumu? Onların düşünceleri neler oldu sınav sonrasında? Elbette ki öncesinde son derece kaygılılardı. Konuştuğumuzda, değerlendirme yaptığımızda. Ama şunu gördüler, biz zaman zaman aldığımız önlemleri, tedbirleri de paylaştık velilerimizle. Sınav öncesi okul binalarımızda çocuklarımızı ağırlamadan önce, sınava girmeden önce neler yaptığımızı sık sık hatırlattık ve paylaştık. Dolayısıyla sınav günü geldiğinde aslında bir parça içleri rahatlamış olarak bizim velilerimiz en azından bu şekilde girdiler. Tabii açıklanan tedbirler gerçekten, önlemler gerçekten çocuklarımızın sağlığı açısından olması gereken tedbirlerdi. Bunu iyi irdeleyen aslında velilerimizin içleri rahat bir şekilde çocuklarını gönderdiklerini düşünüyorum ben sınava. Evet, yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru geliyoruz hocam. LGS geride kaldı. Buradan bizleri izleyen öğrencilere, velilere de son mesajlarınız neler olur? Pandemi sürecinin onları olumsuz etkilediğinden bahsettik ama sınav sorularına yansıyan zorluk ve kolaylıklara bakıldığımızda ve müfredata baktığımızda aslında pandemi süreci onlar için bir avantaja da dönüştü bu konuda. Neler söylersiniz son olarak? Son mesajlarınız neler olur? Şimdi pek çok beceriyle de çıktılar aslında çocuklar bu süreçten. Sadece dezavantajlı yanlarını görmemek lazım. Bir kere ben çocuklarla da konuştuğumda, velilerimizle de konuştuğumuzda şunu gözlemledim. Gerçekten psikolojik sağlamlılıkları arttı bu süreçte. Bizlerin dahi çok zorlandığı, zaman zaman yıldığımız, kaygı düzeyimizin çok arttığı süreçlerde onlar bir de sınava hazırlandılar, düşünün. Dolayısıyla böyle bir süreci atlatıyor olmak... Onlar için her krizin, her olumsuz durumun artıları, avantajları da vardır. Onları gerçekten güçlü kıldığını düşünüyorum ben. Böyle bir süreçte sınava hazırlanmanın. Bir de tabii ki işin şu boyutu var. Ne olursa olsun, sınav sonuçları ne olursa olsun, bu lise bir basamak çocukların hayatında. Elbette ki hepsinin amacı, velilerin de aynı şekilde amacı çocukların iyi bir liseye yerleşmesini sağlamaktır. Ama hayatlarındaki süreçlerden bir tanesi, basamaklardan bir tanesi. Ben bundan sonra da öğrenme azimlerini, öğrenme meraklarını, çalışma azimlerini kaybetmemelerini diliyorum çocuklarımızın. Bizim genel müdürümüz Özlem Dağ'ın değindiği bir husus var. Ben çok önemsiyorum bunu. Biz çocuklarımızı yeni bir dünyaya hazırlıyoruz der. Bu yeni dünyada da yeni ve farklı sorunlar var. Dolayısıyla bu yeni ve farklı sorunlar, yeni dünyada karşılaşacakları yeni ve farklı sorunlara gerçekten üst düzey düşünme becerilerine sahip. Araştıran, eleştiren, irdeleyen, sorgulayan, öğrenme merakını kaybetmeyen çocuklar bu dünyada fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Bu aşamaya geçtikten sonra hayatlarında daha uzun bir süreç var. Dolayısıyla bunları unutmadan hareket ederlerse mutlaka kazançlı çıkacaklardır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza konuk olduğunuz için ve sizi uğurluyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyenler, bugün programımızda eğitimci Hicran Temiz'i ağırladık. Pandemi sürecinin LGS'ye olan etkilerini konuştuk. Bugünlük noktalıyoruz yayınımızı. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.